Sadece şöyle düşündüm. Yani seçmene diyor ki, seçmenin dinamizmini, enerjisini diri tutmak için bir çıkış yapıyor. Yani isabetli midir çıkışı, doğru mudur, değil midir, o ayrı. Pardon, neyi tutar mı? Yani bu tutar mı tutmaz mı ayrı. Yapmak istediği şey o, diri tutmaya çalışıyor. Vurarak masaya. Bir daha dinleyelim. Dinlemeye doyamıyor insan ya. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Tamam, bu yani diyor ki ben diyor ikinci tur için kendi seçmenini dinamik tutmaya çalışıyor. Şeye katılıyorum, hani ben de Hande biraz ona değindi. Yani ben de kendi kanaatimi söyleyeyim, yani şimdi bir imajı var Kemal Bey'in. Şimdi eliyle kalp işareti yapıyor, Gandhi, hani daha ılımlı dediği doğru Hande'nin. O imajın dışında bir imaj sergilemiş oluyor bu videoyla. Yani o biraz bende yapay kaçtığını düşünüyorum. Yani böyle ya bir... Tabii Kemal Bey'in tarzı değil bu. Tarzı değil yani, evet. Kendi... Evet. Ay yani. Bravo. Ama psikolojisi bozulmuş tarzı, belli ki. Psikolojisi bozulmuş demeyelim. Yani. Ya psikolojisi bozuk ayrı bir şey. Erdoğan yapsaydı aynı şeyi ne olurdu diyor. Ya Erdoğan'a... Şimdi Erdoğan sahici bir insan olduğu için... Yani bak politik olarak ister destekle ister karşısında ol. Hani bir tespit yapıyoruz, reel bir tespit. Sahici bir insan... Yaptıramazsın ona bir şey yani. O içinden geliyorsa yapar yani. Aslında normali de bu. Böyle olması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanım hadi lütfen bir masaya vurun da iyi olur. Seçmen de bilmem ne yapar diyemezsin ona. Ahmet Bey. Kemal Bey de keşke açık olmasa bu tür şeylere. Yani içinden geleni kendi... Belki içinden böyle ya gelmiş. Belki de böyle geldi. Öyle geliyorum. Yani şöyle olabilir mi? Hani geçen seçimde... Ya arkadaşlar kampanyasını yürüten isimler var onun da. Şimdi, yapmayın yani. Geçen seçimde Ahmet Bey, Muharrem İnce hatırlarsanız... Hani kameralar karşısına çıkmamakla, ortadan kaybolmakla suçlanmıştı. Hani bu buradayım mesajı... Hani ben devam ediyorum... Kendinizi yalnız hissetmeyin. Hissetmeyin, evet. İkinci turda sandığa gitmemeyi düşünen, aklından geçiren varsa... Orası tamam. Bunu yani, düşünmesin. Bu mesajı bu videoyla, bu hareketle, bu yaklaşımla vermiş midir, verebilmiş midir, verememiş midir konusunu konuşuyoruz. Hande sen bir şey diyordun, pardon. Yani şöyle, tabii ki liderler bir takım kampanya şirketleriyle, stratejistlerle çalışıyorlar. Belki hayır diyebilirdi ama yani son dönemde bu kısa videolarda zaten farklı bir strateji izliyor. Yani kendisinin alıştığımız o ılımlı ve nazik tavrına yakışan tavır değil bu. Yani belki en çok hani ya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu uğradayım diye bir şey hani genelde beklenmiyor. Belki daha farklı ifade ederdi diye düşünüyorum ama işte gidecek, girmeyecek ya da seçmeni kendisini desteklemeyecek gibi sabahtan beri dönen iddialara karşı belli ki parti içine, parti dışına, Ekrem İmamoğlu'na, genel başkanlık yarışına ve Cumhur İttifakı'na, yani Erdoğan'a kaçmıyorum, maç bitmedi, ben buradayım diyor. Sadece tarz olarak uyuşmamış Kemal Bey'le bence. İsmail Dükel. Evet Ahmet Bey, şimdi yani bildiğimiz klasik Kemal Kılıçdaroğlu tarzı değil. Fakat bu seçimler de klasik bildiğimiz bir seçim sonucu değil. Nihayetinde bir seçim yaşandı ve kazananı en azından şimdiye kadar gözükmedi ve ikinci tura kalacak. Kazananın kim olduğuna ikinci turda karar verilecek ve önünde 14 günlük bir zor bir süreç var. Ve kendisine oy veren seçmenlerin de moral ve motivasyonlarında bir bozukluk, bir düşüklük olduğunu da görüyor elbette. Yani bu noktada yani parti içi işte orada milletvekilleri sıkıntı yaratıyor vesaire, bunlardan öte şu anda bunların dışında, bunların ötesinde bir konu var. 14 gün sonra yapılacak bir başka ikinci tur seçim. Yani insanlar onu konuşmaya başlamadı bile. Yani daha farklı şeyler konuşuluyor. Dolayısıyla kendi seçmenini motive etmeye dönük bir çıkışta bulundu. Hani tarzı kendisine uygun mudur değil midir, kendisini tanımlayan bir tarz mıdır değil midir, bu işin başka bir tartışma boyutu ama ifade ettiğim gibi başka bir seçim havası da var ortada. Dolayısıyla motivasyonu düşen,
kendi seçmenini, kendisine gönül verenleri kaldırmak adına bir tarz geliştirmiş. Ola, yani evet, bir tarzla doğru seslenmiş. Ben, diyor yani, ki buradayım, siz de buradasınız diyor. Kalbim, yani kalbimdesiniz. Oradan diyor seçmenlerine söylüyor, siz de buradasınız diyor. Doğru, doğru. Evet, peki, kalbimdesiniz diyor. Kim söyledi konuklarımızdan? Birisi söyledi, tam şimdi hatırlamıyorum. Kılıçdaroğlu ile ilgili söylentiler varmış. İşte belki çekilebilir. Hande şöyle olur söyledi. Sorry. Hande mi söyledi? Söyledi. Yani ben... ona yönelik belki de bir çıkış yapıyor. Ha, cevaptır. Yani öyle hani ya böyle bir takım söylentiler var işte sosyal medyada. Orası bir gayya kuyusu. Her şeyi söylüyor hiç millete. Hiç doğru bir şey değil. Doğru değil tabii ki. Yani girecek olacak seçime. Bu bir meydan okuma aslında. Yani parti içine de parti dışında da bir meydan okuyor. Tabii. Seçmenine güvence veriyor. Parti içinde bu tür şeylerle normal değil mi bu ya? Ben buradayım. Hakkı değil mi yani? Normal. Tabii, meydan normal. Meydan okuyacak. Tarzı değerlendirilebilir. Tarzı ayrı. Tarzını da bence hani şu açıdan değerlendirebiliriz ancak. Ya bu çok münasip düşmüştür, düşmemiştir, etkili olmuştur, olmamıştır. Hani bu açılardan tabii değerlendirilebilir. Ama bu bir meydan okuma ve seçime girecek iddialı zaten iki aday yarışacak yani. Şimdi o çekilecek falan bu tür şeylerden medet umulmasını da ben anlamıyorum işin doğrusu. Saçma. Niye çekilsin? Çok saçma. Peki.